أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udü bike rabbe yahzurun ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli, Allah'ım göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl, sohbet edeceğim. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız Allah'ımız kelam-ı kadiminde Ali İmran suresinde bize şöyle buyuruyor. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Sadakallahu azim. Yahudiler tuzak kurdular. Ve mekeru. Onlar tuzak kurdular. Kim onlar? Yahudiler. Ve mekerallah. Ama Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Ayet-i kerime bir olayı Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Olay nedir? İsa Nebi'ye kurulan tuzak. Bizim peygamberimizden önce gelmiş olan son peygamber kimdir? İsa Aleyhisselam. Allah cennette görüşmeyi nasip etsin. Amin. Bu peygambere kim tuzak kurdu? Yahudiler kurdu. Neden? Çünkü Yahudilere göre Musa'dan sonra peygamber gelmeyecek. Son peygamber Musa, bu gelen İsa sahte peygamber. Eğer onun gösterdiği mucizelerle beraber onun peygamber olduğunu kabul edersek bizim dinimiz çöpe gider. Oysa biz Yahudi alimleri en üstün insanlarız, en üstün ırkız. Dünya bize varis kılınmıştır. Biz bütün dünyaya hakim olacağız. Bu hakim oluşu Musa'nın diniyle yapacağız. Yahudinin dünyaya bakışı budur. Dünyada Müslümanlara en düşman olan iki tane kavim kimdir? Bir Yahudiler, iki müşrikler. Üç Hristiyanlar. En önce kim geliyor? Yahudi, sonra müşrik, sonra Hristiyan. Şimdi burada Allah Teala Hazretleri yeni bir şeriatı, Hristiyanlık şeriatını, o andaki İslam'ın adı neydi? İsevilik. Kim getirdi bunu? Peygambersiz şeriat gelmez. Allah muhakkak bir tane peygamber seçer. Kimi seçti peygamber olarak? 30 yaşında gencecik İsa Aleyhisselam'ı seçti. Fakat etrafındaki kalabalık gittikçe artmaya başladı. İnsanlar Yahudiliği bırakıp birer birer İsevi olmaya başladı. Senin peygamberleri kabul ediyoruz demeye başladılar. Mucizeler görüyorlar. Kamburu insanlar geliyor. İsa Aleyhisselam mesh ediyor. İsa Mesih denmesinin bir sebebi ne? Mesh ettiği anda Allah ona şifa veriyor. Gözü kör, ama insan geliyor, onca doktora gitmiş kimse bir şey yapamıyor. Allah'ın peygamberi İsa gözlerini meshediyor, Allah'ım sen bunun gözlerini aç diyor. Allah bir anda gözlerini açıyor. Bu gibi mucizeleri Yahudi kavmi ve alimleri görüyor. Halk mucizeyi görünce ne yapıyor? Hemen İsa'nın ellerine kapanıyor. Sen bizim peygamberimizsin. Senin dinine tabi olduk diyorlar. Yahudiler bu olayı görünce ne yapıyor? Fitne çıkartıyor. Dünyada fitneyi çıkartan en sinsi kavim Yahudilerdir. Nerede bir karmaşa görürseniz o taşın altında Yahudi vardır. Muhakkak.
Yahudiler kime gidiyor? Roma hükümdarına. Diyorlar ki bu İsa'yı topraklarımızdan kov yahut öldür. Bu bizim dinimizi yıkmak istiyor, yeni bir din getirmek istiyoruz. Biz kabul etmiyoruz. Romalılar ne? Putperest. Putlara tapıyorlar. Tanrıları Jüpiter, Neptün, Uranüs, Venüs, Güneş. Onların tanrıları bunlar. Dolayısıyla Musevilerin tanrılarına tapmıyorlar. Allah'ına tapmıyorlar. Ama Musevilerle araları çok iyi. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'a tuzak kurmak istiyorlar. Romalılar diyor ki biz karışmayız. Yahudiler diyor ki karışmazsanız bize de karışmayın. Bu işi biz halledelim. Nasıl yapacaksınız? İsa'nın yanındaki havarilerden en yakın dostlarından bir tanesini ayarlayacağız. Para karşılığı satın alacağız ve onu öldürteceğiz. Siz yeter ki askerlerinizle bize karışmayın. Tamam diyorlar. Ve Yahudiler tuzak kuruyor. İsa Nebi'nin yanındaki havarilerinden en zayıf halkayı yakalıyorlar. Paraya düşkün olanı yakalıyorlar ve onu aldatıyorlar. İsa Aleyhisselam yanındaki havarilerine yemek verirken, onlara sohbet ederken şöyle diyor. Bugün biriniz bana ihanet edecek. Allah gaybe dair bir bilgiyi peygamberine veriyor. Biriniz ama hangisi? Orada 13-14 tane havari var. Bunlardan hangisi ihanet edecek? İsa Nebi kimin ihanet edeceğini söylemiyor. Havarilerden bir tanesi dışarıya çıkıyor. Ve askerlere diyor ki İsa içeride. Gelin yakalayın ve onu öldürün. Yalnız ben sizden önce gireceğim. Olaydan haberim yokmuş gibi davranacağım yoksa diğer havariler beni öldürür. Askerler tamam diyor. Adam içeriye giriyor. İsa Nebi yok oluyor. Nasıl yok oluyor? Semaya yükseltiliyor. Allah Teala Hazretleri bu kitapta İsa'yı öldüremediniz ve asamadınız diyor. Biz onu semaya yükselttik. Şimdi o Yahudi askerleri içeriye girer girmez kimi bulmayı bekliyorlar? İsa Nebi'yi ama İsa Nebi yok. Bir bakıyorlar orada İsa. Ama o İsa Nebi değil. Kim o? Allah İsa Aleyhisselam'ın suretini ihanet eden adamın suretine giydiriyor. Bir anda İsa Aleyhisselam yok ama bir anda o içeriye gelen havarilerden bir tanesi İsa oluyor. Saçları, yüzü, hareketleri, tavırları İsa Nebi gibi. Askerler içeriye girer girmez bu adamı alıyorlar, kollarına giriyorlar ve götürüyorlar. Çarmıha geliyorlar. Birkaç günlük işkenceden sonra öldürüyorlar. Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne inanmasının sebebi nedir? İşte bu olaydır, bu vakıadır. Allah Teala Hazretleri bu Ali İmran suresindeki ayette bize ne anlatıyor? Yahudiler benim peygamberime tuzak kurdular. Ama ben de onlara bir tuzak kurdum. Bakın para karşılığı ihanet eden bir adam Allah'ın peygamberine ihanet etti. Allah peygamberinin suretini o adama giydirdi. Onlara İsa'nın bir benzeri gösterildi. Kitapta böyle der. Onlara İsa'nın bir benzeri gösterildi. Yani o adama İsa Aleyhisselam'ın suretini giydirdi. Adam bağırmaya başladı. Ben İsa değilim, beni niye alıyorsunuz? Ben sizi buraya getiren insanım. Sizinle anlaşma yaptım şu kadar altın karşılığı. Bütün havariler bunu duydular. İhaneti duydular. Anladılar ki Allah peygamberlerini kurtardı. Sonra ne oldu? O adam öldürüldü. İhanetinin karşılığını, cezasını buldu. Sonra havariler dağıldılar. İsa Aleyhisselam'dan öğrendikleri bilgileri aktarmaya gayret gösterdiler. Ancak yüzyıllar içerisinde tabii ki din tahrif oldu. Eklemeler, çıkartmalar yapıldı. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, sünnet olma gibi hükümler Hristiyanlıktan kaldırıldı. Ve tahrif oldu. 6 asır sonra Allah bir peygamber seçti ve o peygambere bu kitabı verdi. Kur'an, bütün şeriatların, bütün kitapların ve sahifelerin korumasını o beldenin alimlerine bıraktı. Ancak bu kitabın koruması bana ait buyurdu. Kıyamete kadar bu kitabı bozabilecek kimse yoktur dedi. Allah Teala Hazretleri anlamayı, yaşamayı, idrak etmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, neden böyle bir ayetle giriş yapmak zorunda kaldım? Çünkü şu anda
asker ve polis ordumuz bir savaşın içinde. Yurt dışında, sınırların dışında Allahsız, terörist, Marksist, Leninist, PKK denilen bir terör örgütüne karşı savaşıyor. Allahlı terörist, İslam gibi görünen IŞİD denilen bir terör örgütüne karşı savaşıyor. Bir de Müslüman olduğunu iddia eden 300 bin ehli sünnet Müslümanın katili Esed denilen bir zalime karşı, üç orduya karşı savaşıyor. Allah Teala Hazretleri ordularımızı bu zalim ordulara karşı galip kılsın. Amin. Amin. Süleyman'ın rüzgarını ordularımızın sırtından versin. Amin. Davut Nebi'nin zırhıyla ordularımızı kuşatsın. Amin. Düşmanların kurşunları, düşmanların bombaları tesir etmesin. Amin. Allah kardeşlerimizi muhafaza etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın nazarını, duasını askerimizin, polisimizin üstünden eksik etmesin. Amin. Sahabe-i kiram efendilerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhaniyetlerini Allah ordumuzun yanında kılsın. Amin. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır buyurdu bu kitap. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah'ımız görünmeyen ordularıyla ordumuza yardımlar ulaştırsın. Amin. O görünmeyen ordulardan bir kısmı ne zaman gitti? Bedir Savaşı'nda 300 kişilik Müslümanların yanına bir girdi. 300 kişilik Müslümanlar ordusu oldu 3000 kişi. 1000 kişilik müşrikleri kestiler, biçtiler ve savaşı kazandılar. Allah bize zafer müyesser ederse atalarımıza verdiği gibi, ceddimiz Osmanlı'ya verdiği gibi ve sahabe-i kiram efendilerimize verdiği gibi Allah'ın izniyle bu savaşı çok kolay bir şekilde kazanacağız. Allah bize izin verirse, Allah bize yardım ederse, Allah bize yardım etmezse tekniğimiz, kuvvetimiz ne kadar güçlü olursa olsun, bilgimiz ne kadar kuvvetli olursa olsun, sayımız bu zalimlere, bu İslam düşmanlarına karşı ne kadar fazla olursa olsun başarılı olamayız. Başarılı olmamızın tek bir nedeni var, tek bir ölçüsü vardır. Allah'a teslimiyet. Allah'ın yardımının gelmesi. Yatacağız, kalkacağız. Allah'tan ordumuzun galip gelmesi için yardım isteyeceğiz. Şimdi ordular dışarıda böyle bir mücadele halindeyken bir de içerideki emniyetimiz var. Bunların da başı belada. İçeride Müslüman gibi görünen teröristler. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bir kaos, bir terör ortamı ortaya koymaya çalışıyorlar. Şeytanla hareket ediyorlar. Şeytan neyi ister? Kaos ister. Masumların öldürülmelerini ister. IŞİD'miş, PKK'ymış, DHKPC'ymiş. Bunların tek bir derdi vardır. Masumlar ölsün, şeytanlar doluşsun. Kaos ortamı olsun. Kimse namaz kılamasın. Başımıza Müslümanlar gelmesin, İslam'a karşı olanlar gelsin. İbadetlerin yapılabilmesi dursun. Ehl-i sünnet hocalar içeriye alınsın. İslam'ı anlatamasınlar, meydan çakallara kalsın. Vehhabilere kalsın, Şiilere kalsın, teröristlere kalsın. Bunların tek gayesi budur. Bundan dolayı kaşımaya ve ortalığı bozmaya çalışıyorlar. Tuzak kuruyorlar. Gece gündüz tuzak kuruyorlar. Hep plan yapıyorlar. Ama Allah'ımız diyor ki, benim dinime düşman olanların, benim dinime hizmet eden Müslümanlara düşman olanların tuzakları varsa, benim de tuzaklarım var. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Şu halde kardeşler biz ne yapacağız? Tıpkı sahabe-i kiram efendilerimiz gibi savaşa gidiyorlar. Kuvvetleriyle övünmüyorlar. Güçleriyle övünmüyorlar. Sahabe-i kiram savaşa gittiği zaman yaptığı 100 savaştan 99'unda hem sayı itibariyle hem zırh itibariyle at itibariyle. At demek şimdiki tank demek, tüfek demek. Deve demek şimdiki zırhlı araç demek, toma demek. Hem bu gibi teknikten gerideler, hem zırhları yok, hem teçhizat olarak çok gerideler, hem sayı olarak gerideler. Ama Allah'ın yardımı olduğu zaman çok az azınlıklar, çok büyük çoğunluklara galip gelir. Ne yaptılar? Allah'tan yardım istediler, kibre kapılmadılar, övünmediler. Biz Müslümanız, tabii ki biz galip geleceğiz. Allah bizi yardım etmek zorundadır demediler. Allah hiç kimseye yardım etmek zorunda değildir. Biz ona yalvarmak zorundayız kardeşler. Biz ondan yardım istemek zorundayız. Biz Müslümanız. Biz bu dini yaşamaya ve yaşatmaya çalışan insanlarız. Şu ülkedeki bütün gençlere İslam'ı öğretmek zorunda olan insanlarız. Bu bilgileri bu gençlere veremediğimiz zaman bu ülkenin sahibi kim olur? Dinsizler olur, dinsizler olur. Müslüman kardeşim, genç kardeşim bana mesaj atmış. Hocam diyor, bir kızla 2 yıllık birlikteliğim var.
İki seneden beri çıkıyoruz, geziyoruz, içiyoruz, beraber yiyoruz. Niyetimiz ciddi hocam. Her şey çok güzel gidiyordu ta ki senin sohbetini izleyinceye kadar. YouTube'da dolanırken senin sohbetine rast geldim. Bayanlarla görüşmenin, bir Müslümanın bayanla, yabancı bir bayanla el ele tutuşmasının haram olduğuna dair yaptığım bir sohbet. Peşinden başka bir sohbet, peşinden başka bir sohbet. Bir iki saat seni seyrettim hocam. Dünyam alt üst oldu. Doğru olduğunu bildiğim birçok şeyin yanlış olduğunu öğrendim. Ama benim niyetim çok ciddi hocam. Ben bu kızı seviyorum ve evleneceğim. Şu anda mali durumumuz yok. 2-3 sene lazım bize. Bana İslam'ın hükümlerinden, ayetten, hadisten bir açık, bir kurtuluş yolu bulamaz mısın? Yok mu böyle bir şey? Biz gerçekten birbirimizi seviyoruz hocam. Diyor, Müslüman kardeşim bizden fetva istiyor. Yaş kaç? 25. 25 yaşına kadar bu Müslüman kardeşime bir tane Allah'ın kulu dememiş ki kardeşim, nikahın düşen bir bayanla el ele tutuşamazsın. Nikahın düşen bir bayanla karşılıklı oturup konuşamazsın. Konuşabilmenin tek bir ölçüsü vardır, evlenmek niyeti. Annene babana diyeceksin ki benim böyle bir niyetim var, karşı taraftan isteyin, kızla birkaç görüşme yapmam lazım. Bu görüşmeler istediği kadar uzun olsun, yanınızda bir mahrem olduktan sonra konuşmanızda hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü niyet çok ciddi, evleneceksin. Görüşmeden yapılan evliliklerin sonu hüsrandır İslam'a göre. Ölçü bu. Ama Müslüman kardeşim bunu bilmiyor. Neden? Kur'an kursuna gitmedi. Anası babası bunu Kur'an kursuna göndermedi. Baleye gönderdi, tekvando kursuna gönderdi, vücut geliştirme kursuna gönderdi. Ama Kur'an kursuna göndermedi, sohbet meclisine göndermedi. Bir hocanın dizinin dibinde oturmadı. İlim öğrenmedi. Fıkıh nedir, siyer nedir, tefsir nedir, Kur'an nedir, akaid nedir, tasavvuf nedir? Görmedi. Görmediği için bunlar yok gibi davranıyor. Yok gibi davrandığı zaman ne oluyor? Birçok haram, birçok yanlış buna göre normal geliyor. Benim niyetim güzel hocam. Benim niyetim güzel diyor. Kardeşim, istediğin kadar Kerem Hoca'yı peşi peşine üst üste böyle topla, 300 tane hocayı üst üste koy ve de ki 300 tane hocasınız be, bir taneniz bana bir fetva verin be. Altına da Ferrari'yi çekeceğim hocam be. Bana bu fetvayı verenin altına Ferrari çekerim. Sen evleninceye kadar niyetin halis olduğu için yat, kalk, gez, öpüş, el ele tutuş serbest kardeşim. Böyle bir fetva. Veren adam ne olur? Fasık olmaz, gavur olur. Dinden çıkar. Neden? İslam'ın haram kıldığı herhangi bir şeye helal diyen el fazla küfür işlemiştir. Dinden çıkar. Dünyanın mamuru dersin. Küçük bir dünya menfaatine fetva satanlar gibi. Dünyanın mamuru dersin. Televizyonda çıkmış olan ilahiyatçı bir mezhepsiz hoca, bir bayanla bir erkek karşılıklı olarak anlaştığı zaman, alan razı veren razı ise, arada bu ikisini beraber eden ve para kopartan birisi yoksa, bunların cıması zina olmaz. Günah değildir diye fetva vermiş. Gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim. Video hala YouTube'da. Bu bir profesör. Nasıl verebiliyor bu fetvayı? Çünkü İslam'ı yıkmak istiyor. İslam'ı tahrif etmek istiyor. 14 asırlık İslam'da, 14 asırlık kitapta zinayı caiz kılan hiçbir madde yoktur. Ama bunlar tahrif ve tahriş etmek istedikleri için sapık bir nesil istiyorlar. Sapık bir genç nesil. Bu genç nesil Allah'tan, peygamberden kopuk olduğu zaman ne olur? Bağlar buraya bombayı. Bağlar bombayı. Ne Resulullah tanır, ne sahabi tanır, ne din bilir, ne imam bilir. Koyar bombayı, ben şehit olacağım der. Gider 30 tane adamın arasına dalar. Kardeşim niye yaptın bunu? Allah rızası için yaptım der. İşte bunun olmaması için bu insanlara İslam'ı öğretmemiz gerekiyor. Kafir durmuyor, tuzak üstüne tuzak kuruyorlar. Biz de tuzak kuracağız. Efendiler, bu dünyada tuzaklar iki tanedir. Bir, saadet tuzağı. İki, felaket tuzağı. İslam'a uymayanların kurdukları bütün tuzaklar felaket tuzağıdır. Cehennemden başka bir kapıya çıkmaz. Ancak İslam'a uyan insanların kurduğu tuzaklar, yaptığı davetler saadet tuzağıdır. Üç sohbete gelir, beş sohbete gelir, adam namaza başladığını fark eder. Halbuki o adamın kafasında şöyle bir plan vardır. Ben 40 yaşına gelince namaza başlarım. Şu anda gençlerimizin kafasındaki namaz düşüncesi bu, planı bu, geleceğe dair plan. 40 yaşına gelince namaza başlarım günde 1-2 vakit. 50'ye gelince bir aç patlatırım. 60'ta 5 vakit namaz oturur. Var mı İslam'da böyle bir şey? Yok. Ama neden bu adamın kafasında böyle plan var? Çünkü ufak yaştan itibaren eğitim almaya başlamadı.
O nasıl tekvando kursuna giderim, nasıl vücudumu daha güzel gösterebilirim dedi. Ama kardeşler, bale kursuna giden adamdan Fatih Sultan Mehmet çıkmaz. Çıkmaz. Vücut geliştirme sporuna giden bir adamdan Yavuz Sultan Selim çıkmaz. Sohbete giden adamdan çıkar. İlim öğreneceksin kardeşim. Vücudunu güzelleştirmenin peşinde olma. Kalbini ve ruhunu güzelleştirmenin peşinde ol. Bu seni kurtarır. Sokakta vücut geliştirme sporu yapmış. 5-6 senesini bu işe vermiş. Yahut futbol oynamış. Hayatını bundan kazanan yüzlerce genç kardeşimiz var. Ama size kötü bir haber vereyim. Gusül abdest almasını bilmiyorlar. Sen nereden biliyorsun hocam? Bana her gün 100 tane mesaj gelir. Ortalama bazen 80, bazen 120. Her gün 100 mesaj, bunların %80'i sorudur. Fetva sorar. %20'si durum anlatır. Sıkıntı anlatır, dert anlatır. Dua ister. Bu gelen mesajlardan 20 yaşında, 30 yaşında adamlar, 40 yaşında adamlar, evlenmiş, 3 çocuğu olmuş adamlar gusül abdestinin nasıl bir şey olduğunu bana soruyor. Hocam gusül abdestini nasıl alabilirim? Bana kimse anlatmadı be. Diyor. Neden bu hale geldik kardeşler? Çünkü bu kardeşler tuzağa düştü. Şeytanın kafalı adamların tuzağına düştü. Dediler ki namaz kılmana gerek yok kardeşim. Sen hayatını kazanmaya bak ya. Güzel bir araban olsun, güzel bir evin olsun. Bize dediler ki hayatın anlamı bu. Hayatın anlamı bu değil. Hayatın anlamı bu değil. Hayatın bir tek anlamı vardır. Bana bu eli verene, bu gözleri verene, bu aklı verene, yürümem için gereken ayakları ve bu güzelliği verene kulluk yapmak. Hayatın tek anlamı budur. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Hükmü bunun bir delilidir. Neymiş anlamı? Ben insanları ve cinleri ancak bodybuilding yapsınlar diye yarattım diye bir ayet var mı? Ben insanları ve cinleri ancak çok zengin olsunlar diye yarattım. Bu kitapta var mı böyle bir ayet? Yok böyle bir ayet. Neymiş amaç? Allah'ın bizi yaratışındaki amaç neymiş? Ona kulluk. Onun istediği vasıfta bir yaşam. Bu olmadığı zaman tuzağa düşüyorsun Müslüman. Tuzağa düşüyorsun. Bakın şu anda buradaki bütün kardeşlerimiz tuzakta. Hepiniz bir arkadaşın davetiyle buraya geldiniz. Aranızda yıllar boyu bizim sohbetimize gelen insanlar olduğu gibi yeni gelen insanlar da var. Bu kardeşler tuzağa düştü. Ne tuzağı bu? Saadet tuzağı. İslam tuzağı. Allah Teala Hazretleri kalbine bir merhamet verdi. Dur bir gideyim kardeşimi kırmayayım dedi. Ve ilim meclisine geldi. Bu akşam buradan öğreneceği 3-5 bilgiyle belki hayata kurtulacak. Belki hayata kurtulacak. Gelmeseydi bu ilimleri öğrenmeyecekti. Hayatını bildiği gibi devam edecekti. O az önce bana mesaj yollayan kardeşlerim gibi. Ama buraya geldi ve bir saatini Allah'a feda etti. Ve ilim öğrenmeye başladı. Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle. İlim meclisleri dünyadaki cennet bahçeleridir. Zikir meclisleri dünyadaki cennet bahçeleridir. Her kim bu cennet bahçelerine uğrarsa oradan ayrılmasın. Şu halde cennet bahçesi tuzağına düştünüz mü kardeşim? Düştünüz. Allah ayaklarınızı kayırmasın. Amin. Amin. İki gün önce bir kardeşim mesaj atmış. Hocam diyor, bana bir tek ayet söyle. Kur'an'dan bir tek ayet söyle. Ben onu yaşayayım ve kurtulayım. Zor bir soru değil mi? 6000 küsur ayet var. Şimdi bunların içinden bir tanesini seçeceksin. En etkilendiğin, hayatına adadığın en önemli ayet. Bir tane ayet istiyor çünkü. Bu kardeşime yazdım. Kardeşim, Muhammed suresi 7. ayet. Hayatıma adadığım ayettir. Ya eyyühellezine amenu in tensurullahe yansurkum ve yuthabbit ekdamekum. Ey iman edenler, ey inandığını söyleyenler, Allah'ın dinine yardım edin. Allah'ın dinine yardım edin. İn tensurullahe yansurkum. Allah da size yardım etsin. Ve yuthabbit ekdamekum. Ayaklarınızı dini üzere sabit kılsın. İstiyor musun imanlı gitmek? Hakikaten şu kısa dünya hayatında kurtulmak, imanlı ölmek ve ebedi hastalanmayacağın, huzursuz olmayacağın, sıkıntıya düşmeyeceğin, istediğin her şeyin olacağı bir yaşama gitmek istiyor musun? İstiyorum hocam. Bunun için imanlı ölmek zorundasın. Zengin ölmek zorunda değilsin. Zengin ölüp de imansız giden çok vardır. İmanlı ölmek zorundasın. İmanlı ölebilmek için ayağının din üzere sabit durması gerekiyor. Ayağının kaymaması lazım. Kaymaması için ne yapmamız gerekiyor? Allah bu kitapta söylüyor. Allah'ın dinine yardım edin. Benim yardıma ihtiyacım yok. Sizin bu dine yardım etmeye ihtiyacınız var. Sizin insanlara İslam'ı öğretmeye ihtiyacınız var.
İnsanlara İslam'ı anlatmaya ihtiyacınız var. Buna sizin ihtiyacınız var. Allah'ın ihtiyacı yok. O bir şeye ol dedi mi oluyor zaten. Ama imtihan sırrı gereği bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor kardeşler. Tıpkı kafirlerin, tıpkı teröristlerin, tıpkı Şiilerin, Vehhabilerin ve Bekkaların çalıştığı gibi. Müslüman gençlerine tuzak kurdukları gibi. Bizim de Müslüman gençlerine tuzak kurmamız gerekiyor. Kardeşim, Allah'ın kitabını öğretmemi ister misin? Kardeşim, sana bugün hayata neden geldiğimizi anlatmamı ister misin? Bana izin ver. Seni birçok yere davet edenler senden bazı paralar isterler. Ben senden hiçbir şey istemem. Çünkü bu kitap diyor ki, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Ben senden ücret istemiyorum. Allah için beni 10 dakika dinle. İnsanlara bunları anlatın ve insanları İslam'a davet edin kardeşler. Yoksa gençlerimizin gidişatı iyi değildir. İyi değildir. 75 milyon Müslüman, her mahallede binlerce insan, camide var 2 saf. Koca Zeytinburnu 1 milyon, sohbete geliyor 100 kişi. Bu akşam Fener'in maçı var, oldu 50 kişi. Bu nasıl iş kardeşler? Şimdi kârda mıyız, zararda mıyız? Gençlerin durumu çok mu iyi, yoksa biz çok mu geriden gidiyoruz? Biz şeytanın galip olduğu bir maçta dengelemeye mi çalışıyoruz? Şu anda 4-1, 5-1 gerideyiz kardeşler. Bu bir itiraftır. Şeytana karşı ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 4-1, 5-1 gerideyiz ama maç bitmedi. Maç bitmedi, teslim olmak yok. Hayatımızın sonuna kadar bu skoru dengelemek için çalışacağız. Hocam 5-1'den maç çevrilir mi ya? Ben 3-0'dan 4-3, 4-0'dan 5-4 maç çevrildiğini gördüm kardeşler. Gördüğüm için ümitsizliğe kapılmam. Çünkü benim yardımcım Allah'tır. Bir mücadele haline gireceğiz ve şeytana karşı yaptığımız bu maçı çevirmeye çalışacağız. Gayret göstereceğiz. 1 milyon Zeytinburnu sohbete 100 tane genç geliyor. Bu başarı mı? İnternetten de seyrediyor 3-5 bin kişi. Başarı mı bu? Başarısızlık. Hocam iş yoktan iyidir, kabul ediyorum. Evinde oturmaktan, maç seyretmekten iyidir. Gayretim var, çalışmam var. Ama geride olduğunu bil. Durum tespitini doğru yapamazsan gururlanırsın. Biz çok iyiyiz, çok üstünüz. Bak, binlerce insan sohbetlerimizi seyrediyor. Binlerce insan namaza başlamış. Bırak binlerceyi. Milyonlar nerede? Bana milyonları anlat. Milyonlar nerede şu anda? Milyonlar kahvehanede tuzağa düşmüş. Milyonlar iddia bayilerinde, at yarışçılarında, kumarhanelerde tuzağa düşmüş. Zina evlerinde milyonlar tuzağa düşmüş. Hepsi tuzakta. Sen gelmişsin, mahallendeki 2 tane genci çevirmişsin, çok büyük iş yaptım diyorsun. Kardeşler, çok geriden takip ediyoruz. Şu anda tuzaklardan bir tanesi ne? Şans tuzağı, şans tuzağı. Gençlerimizin kafasını nasıl kandırıyorlar? Şans oyunları oynayın. İslamiyet'te şans diye bir şey var mı kardeşler? Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında bir sahabe şans kelimesini telaffuz etti. Bizim şansımız nedir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Şans yoktur. Nasip vardır, kısmet vardır. İslam'da şans diye bir şey yoktur. Şans tabirini kullananlar ne demek istiyor? Kader diye bir şey yok. Öylesine dünyaya gelmişiz kendi kendimize. Gelmişiz dünyaya. Kiminin şansı var, zengin oluyor, işleri düzgün gidiyor. Kiminin şansı yok, işler düzgün gitmiyor. İmtihan, sınav, buna hiçbir şey yok. Bunlar hepsi uydurma. Şans tabirini kullananlar bunun için kullanırlar. Efendim, yıldızı düşükmüş. Yıldızı yüksekmiş. Yıldızı barışık değilmiş. Saçma sapan, İslam'a uymayan tabirler, putperest adetleri. Müslüman şöyle der, Allah benim kaderime bu sınavı koydu. Şu anda zenginim, Allah bana bir bast hali verdi, bir genişlik hali verdi ama kabz hali de, darlık hali de verebilir. Beni fakirlikle de sınayabilir. Şu anda beni zenginlikle sınıyor. Kardeşler, zenginlik imtihanı deyip geçmeyin, fakirlik imtihanından daha zordur. Çünkü Kur'an şöyle der, gerçek şu ki insan zenginliği görünce azar. Nice fakir adam vardı mahallenizde, sizinle beraber camiye gidiyordu, sohbetlere geliyordu. Bizim sohbet meclislerine gelen fakir kardeşlerimiz de vardı. Ama Allah bunlara zenginlik verdi. 2 tane makinesi olmayan adamlar şu anda 40 tane makineyle çanta dikiyorlar. Ama bu arkadaşlar hem sohbeti bıraktı hem namazı bıraktı. Şimdi sorum şu kardeşler. Allah bu adama bu zenginlik vermekle, bu sınavı yapmakla bu adam kar mı elde etti, zarar mı elde etti? Zararda sohbet gitti. Yani zırh gitti.
bizi şeytana uymaktan alıkoyan zırh gitti. İki, namaz gitti. Her gün azap. Her gün sol tarafa yazıyor. Namazlar gitti. Bast hali insanın şımarıklaştığı bir haldir. Geçen hafta kabzdan, darlık halinden, sıkıntı halinden çok bahsettim. Bast ayrı bir imtihan dalıdır. Bazen Allah Teala çok genişlik verir, rızkımıza çok genişlik verir. Kim gibi? Karun gibi. Musa Aleyhisselam'ın teyzesinin çocuğu. Teyzenin oğlu bir peygamber, mucizeler fışkırtan bir peygamber ama Karun bir kafir. Allah'ın çok büyük paralar verdiği bir kafir. Peygambere tabi olmuyor. Benim servetlerim var diyor. Ben sana mı tabi olacağım? 5 kuruş paran yok diyor. Ve kafir olarak ölüyor. Musa Aleyhisselam'ın bir bedduasıyla Karun sarayıyla beraber yerin dibine batıyor. Buna bast hali denir. Genişlik hali denir. Sakın ola Allah'tan çok zengin olmayı istemeyin. Allah'ım bana çok büyük zenginlik ver. Kardeşim sonucunu bilmiyorsun. Ya sapıtırsan? Ya kendini kaybedersen? Garantimiz yok ki. Şu halde ne de? Sana duaların en güzelini söyleyeyim. Allah'ım benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam güzellik olarak senden ne istediyse ben de onu istiyorum. Sahabe-i kiram geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın Resulü bana bir dua söyle. Bir dua söyle. Bütün yaptığın duaların hepsi içinde olsun. Dur dedi kardeşim sana şimdi bir tane dua söyleyeceğim. Benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam ya Rabbi senden ne istemişse aynısını ben senden istiyorum. İşte bu duaların en kestirmesidir, en güzelidir. Allah'ın peygamberinin övgüler ve selam üstüne olsun. İsteyip de kabul olmamış hangi duası var kardeşler? Şu halde ne yapacaksın? Efendimiz Aleyhisselam nasıl istediyse sen de onu isteyeceksin. Allah'ım sen hakkında hayırlı olan neyse bana onu ver. Bazı kardeşler bize mesajlar yolluyor. Diyorlar ki hocam çocuk sahibi olmak istiyoruz ama erkek çocuk sahibi olmak istiyoruz. Yahut erkek çocuğu varsa kız çocuk sahibi olmak istiyoruz. Şart istiyor. Kardeşim diyorum bunu yapma. Bunu yapma. Sana dua ederim ama erkek ya da kız için etmem. Benden dua istiyorsan Allah'a ben dua ederim ki Allah'ım sen bu kardeşime hayırlı olan bir evlat ver. Hangisi daha hayırlısıysa sen buna onu ver. Ben sana böyle dua ederim. İstersen edeyim diyorum. Tamam hocam diyor et. Kardeşler erkek istedin. Allah da verdi. Çocuk çok güzel oldu. Allah Teala bazı çocukları çok güzel yapar. Bazılarını vasat yapar, bazılarını daha çirkin yapar. Bu Allah'ın adetidir. Kimine çok verir, kimine az verir. Senin çocuğunu Allah çok güzel yaptı. Çocuğun geldi buluğ çağına 17-18 kızlar peşini bırakmıyor. O kız, bu kız, o zina, bu zina çocuk sapıttı. Takıldı ateistlere, komünistlere, faşistlere. Oldu dinsiz. Bir akşam eve bir geldi. Küpeyi takmış, burnuna halkayı geçirmiş, saçları mohikan yapmış, ön tarafta kuru kafa. Baba, evet oğlum, ben ateist oldum. Yok mu böyle bir şey? Biz insanların içindeyiz kardeşim. Bize ne haberler geliyor, ne şikayetler geliyor. Anlattığım gibi 100 mesajın 20 tanesi ya şikayet ya dert anlatıyor. Bir tane kuru kafa tişörtü giyiyor simsiyah bir elbiseyle. Baba ben ateist oldum, bana karışma. Babası 3 defa hacca gitmiş. Hadi bakalım. Çöz. Peki hacı amca bu çocuk bu döneme gelinceye kadar bu 8-10 yıllık dönem içinde sen bu çocuğa Kur'an kursuna sevk etmedin mi? İlim öğretmedin mi? Akideyi öğretmedin mi? Ehli sünnet vel cemaat nedir bildirmedin mi? Şu kitabı öğrenebileceği bir hocanın dizine çöktürtmedin mi ya? Hiçbir şey yapmadın mı sen bu adama? Ya işte hocam iş güç koşturma şu bu işinde sadık bir çocuk. Hacı amca dünyayı öne almış. Hacı amca dünyayı öne almış. Dünyayı öne aldığı için ne diyor? Çocuğum işine geldikten gittikten sonra istediği yerde evlensin, eğlensin. İstediği yerde keyiflensin. Öyle olmaz. Çocuğu yaptın, saldım çayıra, mevlem kayıra olmaz. Takip edeceksin. Bu çocuk kimlerle görüşüyor, kimlerle konuşuyor? Arkadaşlarının tipine bakacaksın. Arkadaşlardan küpeli, kolyeli, bilmem neli varsa dikkat et. Dikkat et. Dövmeli varsa dikkat et. Gidiyor, ters bir yere gidiyor bu. Bir erkek küpe, kolye bilmem ne yapamaz, dövme yapamaz. Olmaz. Erkeklikten çıkıyor demektir o. O başka bir şeye benziyor. Şeytanın istediği bir şeye benziyor. Bu kitapta şeytan diyor ki, Allah'ın yaratışını insanlara değiştirteceğim. Allah'ın yaratışını değiştirteceğim. Erkek küpe takar mı İslam'da? Takamaz. Lanet ya çünkü. Kadına benzeyen erkeğe lanet olsun.
erkeğe benzeyen kadına lanet olsun. Allah'ın peygamberinin hadisidir. Şu halde bak, genişlik istiyordun. Nereden nereye geldik? Bast istiyordun, zenginlik istiyordun. Çocuğun gitti nereye? O zina, bu zina, çocuğum çok yakışıklı, çok güzel. Ama çocuğun olduğu uyuşturucu müptelası. 22 yaşında toprağa verdin. Mutlu musun hacı amca? Kur'an kursuna yollamadığın için, şu sohbet meclislerine yollamadığın için çocuğunu mutlu musun hacı amca? Hadi bakalım şimdi peşinden Yasin oku. Allah günahlarını affetsin. Kardeşler, bu Karun'un malla sınav edilişi, malla imtihan edilişi ve yerin dibine konuluşu. Bir de Belam var. Allah ona da bast hali verdi, genişlik verdi. Neyin genişliğini verdi? İlmin genişliğini verdi. Belam-ı Ba'ura, Musa Nebi zamanında yaşayan başka bir adam. Bastla imtihan edilmiş. Rahatlıkla, genişlikle. Öyle bir ilim sahibi ki devrinde onun kadar alim bizzat yok. Ne dua yaparsa Allah kabul ediyor. İsmi Azam duasını biliyor. Ama kibirleniyor. Gururlanıyor. Genişlik ona yaramıyor. Ve Musa Aleyhisselam'ın aleyhinde beddua ediyor. Sen Allah'ın peygamberi burada. Allah'ın peygamberinin aleyhine beddua edilir mi? Allah adamı çarpar. Ya Rabbi, ben senin kuşatmamı istediğin bu beldeyi askerlerimle beraber kuşattım. Ama kum fırtınası çıktı. Bunu niye bana çıkarttın dedi Musa Nebi. Allah'ımıza Allah Teala buyurdu ki benim o beldede bir kulum var. İsmi Azam'la bana dua etti. Dedi ki burayı fethetmeye gelen kim varsa, hangi ordu varsa önlerine engel çıkart. Kum fırtınası çıkart ya Rabbi dedi. Ben de duasını kabul ettim. Ya Rabbi dedi Musa Aleyhisselam, o senin sevdiğin veli kulunsa ben senin peygamberinim. Ben de imansız ölmesi için dua ediyorum. Ne oldu Belam-ı Ba'ura? Kur'an onun hakkında diyor ki Belam'ı dili sarkık köpek gibi yaptık. Kafir gitti. Kimin safında olduğuna dikkat edeceksin. Varlığınla asla övünmeyeceksin. Çünkü bileceksin ki bu bastı, bu genişliği bana Allah verdi ve geçici. Geçici. Hiçbir genişlik, hiçbir rahatlık kalıcı değildir. Tıpkı hiçbir sıkıntının kalıcı olmadığı gibi. Şu anda buradaki genç kardeşlerimizin başında, hepimizin başında sıkıntılar var. Sınavlar var, imtihanlar var. Şunu bileceksin Müslüman kardeşim, bu geçici. Allah Teala bunu benim başıma verdi, bir müddet sonra gidecek. Çünkü Allah'ın adeti şudur, bir sıkıntı verirse peşinden iki tane genişlik verir. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, bir sıkıntı asla iki genişliğe galip gelemez. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayeti bunun bir delilidir. Sıkıntı geldi mi başına? Biraz sabret kardeşim, biraz sabret. Her darlığın akabinde bir genişlik vardır. Bunu göreceksin. Şu halde Allah'tan o sıkıntının bir an evvel geçmesi için yardım niyaz et. Ondan yardım dile ve sonucu bekle. Allah seni rahatlatır. Huzura kavuşturur. Bazı insanlar görürüz yine. Allah Teala bunlara büyük bir maddi genişlik vermiştir. Ama ibadetle, namazla, niyazla hiç alakaları yoktur. Sohbetmiş, ilim meclisleriymiş, hacmış, umreymiş. Hayatta uğraşmazlar. Allah'a yönelmeye fırsatları yoktur. Fakat başlarına pek sıkıntı da gelmez. Allah Müslümanlara verdiği birçok sıkıntıyı bunların başına vermez. Bunların durumu niye böyledir? Allah niye bunları assınıyor? Allah bunlar hakkında Kur'an'da şöyle buyuruyor. وَاُمْلِي لَهُمْ وَاُمْلِي لَهُمْ Ben onlara mühlet veriyorum. Mühlet veriyorum. İnne keydi metin, benim tuzağım çok kuvvetlidir. Bak tuzak. Mal tuzak mıymış? Tuzakmış. Zenginlik tuzak mıymış? Şöhret tuzak mıymış? Tuzak. Allah Teala buyuruyor ki İnne keydi metin, benim tuzağım çok şiddetlidir, çok kuvvetlidir. Onların rahat gezmelerine, elini kolunu sallaya sallaya zina etmelerine, haram işlemelerine, kumar bayilerinden çıkmamalarına aldanma sen ey Müslüman. Benim tuzağım çok kuvvetli. Ben onların hesabını çok çetin göreceğim. Şu halde kardeşler, genişlik halinde olan da sınavda, darlık halinde olan da sınavda. Sınavın seçimini biz yapamadığımıza göre ne yapacağız? Allah'ım sen benim hakkımda hayırlı olan neyse bana onu nasip et ya Rabbi. Amin.
Şimdi ülkemizde gençlere tuzak kurmaya çalışan ve bunları Suriye'ye eğitim kamplarına yollayıp canlı bomba haline, bir terörist haline dönüştürmeye çalışan bir grup var ülkemizde, tuzak kuranlar. Kim bu? Vehhabi Selefiler. Duydunuz mu bir isim? Vehhabi Selefiyiz biz. Anlayın ki IŞİD'çi. Anlayın ki harici. Anlayın ki İmam Ali'nin sırtından bıçak sallayan taife. Allah'ın ayetini söylerken halifemiz Ali'nin sırtından bıçak sallayan, biz seni Allah rızası için öldürüyoruz diyen taife. Bu 30 tane adamın içine dalan genç çocuk kaç yaşındaydı? IŞİD'çi 20 yaşında. 6 ay önce ailesinden bağlantısını kopartıyor. Suriye'ye gidiyor. Eğitim kampında biraz eğitim alıyor. Çocuğa diyorlar ki cennete gitmenin kolay yolunu öğretelim mi sana? Çocuk diyor ki tabii. Nasıl yapacağım? Beline bomba bağlayacaksın. Türkiye'ye gideceksin. Kargaşa çıksın diye bombayla beraber 30, 40, 50 kimi bulursan işlerini dalacaksın. Bombanın pümünü çekeceksin. Paramparça olacaksın ama şehitsin. Böyle şehitlik var mı İslam'da? Buna bizim Arnavutların dilinde şehitlik denmez, niyazilik denir. Niyazilik. Başka bir şey denmez. İşte hocam bombayı patlattığı adamlar İslam'a karşı adamlardı. Bu öyle mi değildir? Canlı mı? Canlı. İnsan mı? İnsan. Müslüman olma ihtimali var mı? Yarın öbür gün tövbe edip, İslam'a girip seni beni geçme ihtimali var mı bu adamın? Bizden daha iyi Müslüman olabilir. Nice solcu gördüm, nice komünist gördüm. Adam İslam'a bir giriyor. Ya diyor ben Lenin'in dinine tabiydim. Öyle ölseydim gavur gidecektim. Şimdi İslam'a tabi oldum diyor adam. Benden daha sağlam Müslüman. Komünizmden gelmiş, tövbe etmiş. Allah sayılarını artırsın. Bu adamlar da böyle. Şu andaki davası batıl olabilir ama hala sınavda, hala imtihanda. Müslüman olabilir, İslam'a girebilir. Bizden daha çok İslam'a faydalı olabilir. Kafası bizden daha çok çalışabilir. Biz bunu bilmiyoruz. O zaman niye onun canını alıyorsun? Ey sapık Selefi Vehhabi, ey IŞİD'çi! Bu hakkı sana kim verdi? 20 yaşında çocuğun beynini bulandırmışlar Facebook'ta. Kaçırmışlar, götürmüşler Suriye'ye. Bu mezhepsiz adamlardan bazıları bana mesaj yolluyor. Bir tanesi bu hafta mesaj yollamış. Çok güldüm. Getirdim buraya mesajını. Kelimesi kelimesini okuyorum. Vehhabi Selefi. Bu hafta hangi hayvandan bahsedeceksin hoca? Bana söylüyor. Şimdi hangi hayvandan bahsedeceksin derken neyi kastediyor? Biz burada muhakkak aklıma geldikçe ben anlattığım meselelerin yanına Mevlana Celaleddin'in Mesnevisinden bir hikaye sıkıştırırım. Neden? Hikayeler çok akılda kalıcıdır. Mevlana'nın metodu da bir meseleyi anlatmak isterken hikayeyi verir, peşinden ayet hadisi söyler, mesajı bırakır. Metodu budur. Çok hoşuma gittiği için Mesnevi'den muhakkak bir iki mesele anlatırım. Ancak Mevlana Celaleddin'in bir özelliği var. Mesnevi'de hayvanları konuşturur. İnternette onlarcasını anlatmışımdır o hayvanlı hikayelerden. YouTube'da hepsi mevcut. Dikkat edin. Bu hikayelerde bazen at konuşur, bazen karınca konuşur, bazen eşek konuşur. Ve insanla olan diyaloğundan ortaya bir mesaj çıkar. Peşinden Mevlana mesajdan sonra ayet-i hadis söyler, konuyu kapatır. Şimdi bu Vehhabi kafayı buna takmış. Hayvanlar konuşur mu ya diyor. Ya Vehhabi kardeş, sen bu kitabı okumadın mı? Okumadın mı sen bu kitabı? Ben o kitabı biliyorum. Nasıl biliyorsun oğlum? Bu kitapta konuşan hayvanlardan bahsediyor. Allah bu kitapta konuşan hayvanlardan bahsediyor. Konuşan karınca duydun mu sen hiç? Hocam o bilgisayar oyunlarında olur. Kardeşim şu kitabı okuduğun zaman Süleyman Nebi ile o rüzgarın hareket ettirdiği ordusuyla hareket eden rüzgarla beraber farklı beldelere giden Süleyman Aleyhisselam ordusuyla bir karınca yuvasının üstünden geçerken karıncaların lideri kraliçe karınca ile konuştu. Bu kitap anlatıyor. Hayvan konuşur mu? Ya Allah diyor ki konuştu. Vehhabi kardeş bu kitaba inandığını söylüyorsan tamamen inanacaksın. Hocam ben o hikayeli kısımlarına inanmıyorum. Bu kitap hikaye kitabı değildir. Bu bir yaşam kitabıdır. Her kelimesi hayatımıza monte edilmek zorunda olan bir ölçüdür. Allah bu kitapta kuşun konuştuğunu anlatıyor. Yine Süleyman Aleyhisselam. Hüt hüt nerede diyor. Hüt hüt bir geliyor. Süleyman Aleyhisselam hütüde posta koyacak. Sen utanmıyor musun ben bütün hayvanları çağırıyorum. Bu kitap anlatıyor.
Hütüp diyor ki, ey Allah'ın peygamberi sakın bana kızma. Ben senin bilmediğin çok şey biliyorum. Hütüp Allah'ın peygamberine diyor ki, ben senin bilmediğin çok şey biliyorum. Şaşıracaksın diyor. İşte o güneşe tapan kavmin, Belkıs'ın kavminden bahsediyor falan. Konuya girmeyelim, dağıtmayalım. Vehhabi hayvanlara kafayı takmış. Bunlar bizi müşrik olarak gördüğü için, şimdi kardeşim gelirken arabada söyledi. Hocam dedi, Vehhabiler mesaj yayınlamış da, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 70 milyonun tamamı müşriktir. İçinizdeki Selefi Vehhabiler hariç. Hepimiz müşrikmişiz. Bir bunlar Müslüman. Kim IŞİD'çi onlar Müslüman, IŞİD'çi olmayanların tamamı kafir. Bunlar bizi böyle gördüğü için ne yapıyor? Bana şimdi mesaj oluyor. Bu hafta hangi hayvandan bahsedeceksin hoca? Deve, fare, kedi, köpek. Hayvanları da saymış. Şimdi peşinden devam ediyor. Bence vaazı bırak da bir hayvanat bahçesinde müdür ol sen. Sübhanallah. Şimdi insan ilim adamıyla böyle konuşur mu? Biraz edebi olsa daha yumuşak olur. Şimdi ben burada hislerinle davranan bir Arnavut olsaydım ne cevap verirdim? Bu hafta senden bahsedeceğim. Derdim. Ama ilmi bir kimliğimiz var, ilimle konuşmamız lazım. Ben de bu kardeşi hiç yorum yapmadan Allah'ın ayetini yazdım. Ayeti okuyorum. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği hatta daha üstüne misal getirmekten çekinmez. Allah Kur'an'da bir sürü hayvandan misal getiriyor. Ama bu ayet ilginçtir. Bir sivrisineği hatta daha üstününü misal getirmekten çekinmez Allah. İman edenler bilirler ki o şüphesiz haktır, Rablerindendir. Ama küfre saplananlar Allah böyle bir misal ile ne demek istedi derler. Küfre saplanan sapkınlar, fasıklar ne diyorlar? Ya sivrisinekten misal getiriyor. Bu nedir ya? Ne alakası var ya? Hayvanlardan getirilen misalleri aşağılıyorlar. Ya sen Allah'a akıl mı vereceksin? Allah insanın nasıl anlayacağını Allah mı daha iyi bilir? Kerem Hoca mı daha iyi bilir? Allah daha iyi bildiği için yaratıklarından bize misaller getiriyor. Ama fasık diyor ki bana hayvandan misal getirme. Bana attan deveden misal getirme. Bana başka şeylerden konuş. Allah sana mı soracak nereden misal getireceğini? Küfre saplananlar Allah böyle bir misal ile ne demek istedi derler. Allah onunla birçoklarını şaşırtır, yine onunla birçoklarını yola getirir. Onunla ancak o fasıkları şaşırtır. Bu Vehhabi Selefiler benim getirdiğim temsillere, misallere çok şaşırıyorlar. Ve alay ediyorlar. Bak kardeşler, dört mezhep imamını terk ettiniz. Peygamber ve sahabisinin yolunu terk ettiniz. Yepyeni bir din, Vehhabizm denilen bir din getirdiniz. İngilizlerden öğrendiniz, bir dini getirdiniz. Ümmete düşman oldunuz. Bütün ümmeti tekfir ediyorsunuz. Hepsine kafir diyorsunuz. Kabe'yi aldığımız zaman Kabe'yi yıkacağız. Puttur diyorsunuz. Medine'yi fethettiğimiz zaman Resulullah'ın ravzasını yıkacağız. Puttur diyorsunuz. İslam'a savaş açtınız. Peygamberlerin kabirlerini yıktınız, camileri yıktınız. Bütün ümmeti tekfir ettiniz. Kardeşler yapmayın. Etmeyin. Allah için etmeyin. İngiliz'e tapınmaktan vazgeçin. İngiliz'den öğrenmeyin İslam'ı. İslam'ı peygamber ve sahabisinden öğrenin. Ey sapık mezhepsizler! Kardeşlerim, Allah için hidayete doğru yol alın. Allah için. Öğrendiğiniz din 100 yıllık, 50 yıllık, 200 yıllık bir din olmasın. Bunların tamamı sapıktır. Öğrendiğiniz din, tabi olduğunuz din 14 asırlık olacak. 14 asır. 14 asırlık değil mi? Ben yeni çıkmış Abdü Afgani'nin, Mason Reşit Rıza'nın dinini istiyorum. Yeni, farklı bir şeyler istiyorum. O din sapkın bir dindir. Buna tabi olmayın. Kafirlerin planıdır bu. İslam'a karşı İslam, Müslüman'a karşı Müslüman. Bu Kur'an'ı değiştiremeyiz ama Kur'an'a verilen yorumları değiştirebiliriz. Eğer farklı yorumlar getiren sapık hocaları çıkartırsak Müslümanları Müslümanlara kırdırırız. Plan budur kardeşler. Allah aşkına aldanmayın, kanmayın. Kim diyorsa ki ben dört mezhep imamından bir tanesine tabi değilim, ben kendi dinimi kendim bulurum, vallahi bu sapıktır. Bu adam şunu demiş olur. Ben ameliyat olacağım zaman hastaneye gitmem. Kendi ameliyatımı kendim olurum. Bu cümleyi kuran adam ne kadar ahmak bir adamsa, ne kadar aklı evvel bir adamsa, bak gerizekalı demiyorum, kibar bir adamım. Aklı evvel bir adamsa, ben kendi dinimi kendim bulurum, bu kitaba bakarım, peygambere, sahabiye, alimlere ihtiyacım yok diyen adam da aynen bu kadar ahmaktır. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Girdikleri sapkın yoldan
bunları kurtarsın. Amin. Bu Vehhabi kardeşime bir tane hikaye anlatmadan geçemeyeceğim. Kusura bakmayın kardeşler. Hepimizin çocukları vardır. Mevlana Celaleddin bir çocuğun hikayesini anlatır. Çocuğun bir tanesi babasından izin aldı. Evden çıktı, gitti arkadaşlarıyla oyun oynamaya. Oyunu oynarken arkadaşlarıyla koşturdu, etti falan. Külahını bıraktı ağacın yanına. Gömleğini bıraktı ağacın yanına. Ayakkabısını bıraktı ağacın yanına. Başladı oyun oynamaya. Hırsızın bir tanesi geldi, baktı ağacın yanında külah var, ayakkabı var, gömlek var. Hop, bedava malzeme. Aldı çocuğun eşyalarını. Çocuk birkaç saat sonra bir döndü, bir baktı ki her şey gitmiş. Eve dönecek ama çıplak. Ayakkabı gitmiş, külah gitmiş, gömlek gitmiş. Babaya anaya nasıl hesap verecek? Fakirlik var. Yandım ben dedi. 2-3 saat güzel zevk aldım ama her şeyimi kaybettim dedi. Bu bir hikayedir. Şimdi Mevlana Celaleddin hikayeyi anlattı. Peşinden mesajı veriyor. Kardeşler, bilmez misiniz ki Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Şu halde sen bu oyuna, eğlenceye fazla dalma, yoksa şeytan denilen hırsız hiç haberin olmadan imanını çalar götürür. Ve ahirete imansız gidersin. Sen elbiselerini üstünden çıkartma. Takva denilen, iman denilen, ibadet denilen elbiseni üstünden çıkartma. Sakın köşeleri bırakma. Hiç kimseye güvenme. Sen bu iman elbisesini üstünde tutmaya çalış. Eğer ona buna göre de elbiselerini, malını, servetini bir tarafa bırakırsan, şeytan boş durmuyor, tuzak kuruyor, devamlı çalışıyor. Çalar götürür, seni fakir fukara bırakır. Ve bundan zerre kadar üzüntü duymaz. Diyor Mevlana. Bu Vehhabi kardeşim bu hikayeden ne anlar bilmiyorum ama biz bu mezhepsiz kardeşlerimizin hidayeti için dua ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Allah Teala düştükleri bataklıktan bu kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Asr-ı Saadet'ten bir olay nakledeyim, hem kapatalım. Halifemiz Ömer zamanında, Allah ondan razı olsun, bir genç vardı. Tuzağa düşmüş bir genç. Saadet tuzağına düşmüş bir genç. Kalbi mescide bağlı bir genç. Bir gencin kalbi mescide, ilim meclislerine bağlıysa bu genç tuzağa düşmüş demektir. Ebediyet tuzağı. Buna ölümsüzlük vardır. Ebediyen huzur içinde yaşayacak, imanlı ölürse. Bu genç devamlı namazlarını cemaatle kılardı. Halife Ömer bu gence aşıktı. Ne diyor sözünde? Namaz kılan ihtiyarı çok severim. Ama namaz kılan gence aşığım. Halife Ömer'in sözüdür. Gençliğini vermek çok zordur. Bu genç ne zaman mescitten evine doğru giderse yolda bir kadın, bir dul kadın bu gencin yolunu çeviriyordu. Tuzak kuruyordu. Bak bu da tuzak kuruyor. Böyle tuzaklar da var. Genç her defasında korkuyordu, kadından uzak davranıyordu. Kelimelerini duymadan kaçıveriyordu. 3 gece, 5 gece, bir gece yatsı namazından sonra kadın gencin yanına gitti. En güzel elbiselerini giymişti ve çok fazla koku sürmüştü. Genç bu, 20 yaşında delikanlı. Bir erkeğin şehveti kadının şehvetinden çok daha üstündür. Allah erkeği şehvetiyle imtihan etmiştir. Kadını süsle, şöhretle imtihan etmiştir. Bizi şehvetle imtihan etmiştir. Bu bizim için çok ağır bir imtihandır. Bu genç en sonunda kokuya ve güzelliğe dayanamadı. Kadının teklifini kabul etti. Evine doğru giderken Allah bu gencin aklına ayet-i kerimeyi getirdi. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, şeytan tarafından bir vesveseye uğradığında hemen tövbe ederler ve doğruyu hatırlarlar. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar. Bu ayet-i kerime aklına geliyor gencin ve o anda düşüp bayılıyor. Bakın daha zina etmedi. Ancak teklifi kabul ettiği için kendisini sorumlu hissetti. Sorumlu hissetti, pişman oldu, üzüldü. Bu ayet-i kerime aklına geldiği anda şeytan bana vesvese verdi. Şeytanın askeri bu kadın bana tuzak kurdu
ve tuzağa düştüm, aldandım dedi. Yolda giderken ayet-i kerime aklına geldi ve düştü, bayıldı. Kadın paniğe kapıldı, kaçtı. Çocuğu tanıyanlar çocuğu buldular, yakaladılar. Aldılar, babasının evine götürdüler. Çocuk uyandı. Babası dedi ki, evladım ne oldu? Çocuk anlatmak istemedi. Babası zorlayınca çocuk olayı anlattı. Ancak bu ayet-i kerimeyi okuduğu anda çocuğun kalbi durdu ve öldü. Gencecik çocuk. Babası çok üzüldü. Hemen çocuğu defnetti. Asr-ı saadet zamanında defin akşam namazından sonra da yatsı namazından sonra da yapılırdı. Şimdi ikindi namazından sonra yapılmıyor. Çocuğu defnetti. Halife Ömer sabah namazını kıldırmaya gittiği zaman bir baktı genç yok. Babasına dedi ki, nerede benim dostum? Benim kardeşim nerede? Babası durumu anlattı. Böyleyken böyle. Başından bunlar geçmiş dedi. Halifemiz çok üzüldü, çok ağladı. Hemen dedi, beni çocuğun kabrine götür. Orada dua edeceğim. Çocuğun kabrinin karşısına geçti, dualarını okudu ve peşinden bir ayet-i kerime söyledi. Halife Ömer. Rahman suresi. Rabbinin emrine karşı gelmekten korkanlara iki cennet vardır. Rabbinin emrine karşı gelmekten korkanlara iki cennet vardır. İslam hiçbir ibadeti yapana iki cennet vaat etmez. Ancak iki şeyde iki cennet vaat eder. Bir, amalığına, kör olmasına sabreden kula iki tane cennet vardır. Eğer dilini bozmazsa. İki, büyük günahlardan bir tanesini işleme arefesindeyken bir zina daveti aldı, bir içki daveti aldı, bir kumar daveti aldı, bir faiz kazanma daveti aldı. Bunlar büyük günahlardır. Bir iftira daveti aldı. Hadi şuna şöyle bir iftira edelim. Bunlar büyük günahlardır. Bu davet geldiği anda, bunu yapma niyetine girdiği anda sadece ve sadece Allah'tan korktuğu için bu işten vazgeçerse, bu adama iki tane cennet vardır. Allah bizi bu tuzaklara düşenlerden, aldananlardan etmesin kardeşler. Amin. Amin. Üstadım İhramizade Hazretleri buyuruyor ki talebelerine, evlatlarım, sohbetlerimize gelen insanların çoğu günahkar olarak gelmiştir. Aranızdan birçok kardeşiniz büyük günah işlemiştir. Ancak tövbe etmiştir. Aranızda bulunanlardan bazıları, bazı kardeşlerim, bazı ihvanlarım hala günah işlemektedir. Ancak ben hiç bunların karşısına geçip de onları günahlarından dolayı ayıplamamışımdır. Devamlı olarak Allah'a dua ettim. Onların bu günahları terk etmesi için. Allah'ım sen bu kullarının kalbine kuvvet ver dedim. Dua ettim. Allah da bu kardeşlerinizin kalbine kuvvet verdi ve bu kardeşlere bu günahlara tövbe etti ve temizlendi. Artık bu günahları işlemiyorlar. Artık sağlam, sahih birer derviş oldular. Allah yolcusu oldular. Eğer ben bunların karşısına geçseydim ve onları kınasaydım, nasıl böyle yaparsınız, bir daha benim sohbetime gelmeyin deyip bunları kovsaydım, çok büyük bir ecirden ve kazançtan mahrum kalacaktım. Ve Allah yolunda belki de bunlar bir daha hiç gelmeyecekti. Ama ben böyle yapmadım, Allah'ıma sığındım, sabırla bekledim. Allah da benim istediğim gibi yaptı. İşte kardeşler, insanlara İslam'ı anlatacağımız zaman kusurlarını yüzüne vurmayalım. Çünkü onun işlediği o kusuru bu Allah yoluna gelmeden önce ben de yapıyordum. Bende de vardı. Tövbe ettim, elhamdülillah Allah çeki düzen verdi bana. Dua etti kardeşlerim, düzeldim, toparlandım. Şu anda davet ettiğim kardeşim de kusurlu. Eğer aynı şekilde davranırsam Allah onun da tövbesini kabul eder. Ve belki beni geçer, benden daha üstün olur. Bu şekilde bakmamız lazım. Bu şekilde hareket etmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Kardeşim Nuh'a Allah rahmet etsin. Onun asıl adı Şakir idi. Şakir. Yaptığı bir hatadan dolayı çok günah işlediği için, çok üzüldüğü için, çok ağladığı için Allah ona Nuh ismini verdi. Sahabe-i kiram merak etti. Ey Allah'ın Resulü, yaptığı hata neydi? İşlediği günah neydi Nuh Aleyhisselam'ın? Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Bir gün yolda gidiyorken bir köpek gördü. Ve şöyle dedi. Ne kadar çirkin bir köpek. Kelime bu. Kardeşler. Bu günahsa biz ayva yedik. Allah'ın yarattığı gördüğümüz birçok canlı, bırak köpeği, insandan birçok canlı, orasını beğenmiyoruz, burasını beğenmiyoruz. Ya böyle insan mı olur? Ne kadar çirkin bir adam ya. Diyoruz.
Allah'ın peygamberi Nuh Nebi bir köpeğe kullandığı cümleye bakın. Ne kadar çirkin bir köpek. Allah ona vahyetti. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Allah ona vahyetti. Eğer beğenmediysen sen daha güzeli yarat. Nuh bu vahyi işitir işitmez ağlamaya başladı. Yıllar boyu ağladı. Tıpkı Adem Nebi gibi. Çok tövbe etti. Çok ağladığı için Allah artık ona Şakir diye değil, Nuh diye hitap etti. Nuh Aleyhisselam'ın ismi bundan dolayı bize böyle kalmıştır. Şu halde kardeşler, bazen ufak günahlar işleriz. Bazen arkadaşların aldatmasına kanarız. Gitmememiz gereken yerlere gideriz. Ümitsizliğe kapılmayacağız. Biz kuluz, hata ederiz. Hemen tövbe edeceğiz ve şunu düşüneceğiz. Bu adam beni nasıl bir tuzak kurarak, nasıl bir hile yaparak buraya davet etti? Ben meyhaneye girmem, ben maç seyretmeye meyhaneye girmem. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, içki içilen yerde oturmayınız. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Hadis-i şeriftir. Ben buna iman ettim. Maç izleme bahanesiyle içki içilen bir yere girmem ben. Diyeceksin ve o tuzağa nasıl düştüğünü hesap edeceksin. Bu hesabı yaptıktan sonra hatanı anlayacaksın ve diyeceksin ki bu adam beni buradan kandırdı, bir daha kandıramayacak Allah'ın izniyle. Ben bu adamla mesafe koymam lazım diyeceksin. Allah Teala imanla yaşayan, imanla ölen kullardan etsin bizi. Amin. Amin ya mu'in. Bir iki haber okuyayım, hem kapatalım. İstemediği kızlarını duvara fırlatarak öldürdü. Kardeşler, siz hatırlıyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam peygamberlerine ilan etmeden önce Mekke'de bir olay oluyordu. Neydi o Mekke'nin en meşhur olayı? Kız çocuğu olduğu zaman Mekke'nin ağaları kızları alıyorlar, toprağa canlı canlı gömüyorlar. Bitti mi zannediyorsunuz? Müşrik kafası hala devam ediyor. Bu müşrik kafası bu. Kızlarını istemiyor, erkek istiyor. Az önce sohbette bir mesele anlattım. Allah'tan cins istiyor, cins. Evlat istemiyor, ben erkek istiyorum diyor illa. Müşrik kafası, cahil kafası, İslam'ı bilmeyen cahil adam. Bak, Beylikdüzü'nde bu dağda falan yaşamıyor bu adam ha, İstanbul'da bu adam. Beylikdüzü'nde erkek çocuk sahibi olmak isteyen babanın 2014 ve 2015 yıllarında doğan kız çocuklarını öldürdüğü iddia edildi. Akıllara durgunluk veren baba vahşeti İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre cani baba hamile olan eşinden erkek çocuk bekliyordu. Hanımı hamile ancak baba takıntılı, saplantılı. Etrafındaki içkici Ayyaş arkadaşlarına hava atacak. Aa benim erkek çocuğum olacak, beraber rakı içeceğiz, içki içeceğiz, beraber zine yapacağız. İslamsız bir yaşam olduğu zaman attığın hava böyle olur. Müslüman olduğun zaman ne olur? Oh, bu hafta bir sohbet seyretmişim kardeşim, bilmediğim 5 tane mesele öğrendim. Attığın hava bu olur. İlim öğrendim dersin, ilim öğrendim. Ama bu adamın attığı hava ne? Böyle zina ederim, böyle oğlumla içki içerim, böyle yaparım, böyle ederim. Bebek kız oldu. Baba erkek bekliyordu, bebek kız oldu. Öfkelenen baba 6 ay sonra o kızını öldürdü. 6 ay sonra eşi yine hamile kaldı ve yine bir kız çocuğu oldu. Cani baba bu kızını da öldürdü. Babanın kız çocuğunu nasıl öldürdüğüne ilişkin detaylar ise adeta kan dondurdu. Minik kızını kendi annesi ve bebeğin annesinin gözleri önünde duvardan duvara vurup öldürdü. Babanın annesi orada, bebeğin annesi de orada. O duvara vuruyor, bu duvara vuruyor bebeği. Sübhanallah, sübhanallah. Ve yine iddiaya göre cinayet işlendikten sonra hem annesine hem de karısını böyle tehdit etti. Sakın polise gitmeyin. Yoksa sizi de öldürürüm. Olay bir sene kapalı kalmış. Kızını alıp hastaneye götüren baba doktorlara kızım rahatsızlandı dedi. O tarafa vurmuş, bu tarafa vurmuş, sonra koştura koştura doktora gitmiş. Bakın buna demiş, rahatsızlandı bu. Ancak detaylı inceleme yapan doktorlar minik kız üzerindeki morlukları fark etti. Polise haber verildi ve cani baba gözaltına alındı. Soruşturma sırasında en büyük itiraf teyzeden geldi. 2014 ve 15 yıllarında doğan iki tane kız çocuğunu babasının öldürdüğünü teyze en sonunda itiraf etti. Baba tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bir yıl önce toprağa verilen diğer bebek de mezarından çıkarılacak
ve öldürülüp öldürülmediğini otopsi sonucu belirleyecek. Şimdi cinayet vakalarında bir bebeği öldürdüğü için bundan yargılandı ve içeriye girdi. Ancak diğer bebek otopsi yapılacak. Otopsi sonucu yine şiddet varsa, onun da katili olduğu anlaşılırsa ikinci bir dava açılacak. Bu cani adama, bu müşrik torununa. Bu ikinci davadan da hüküm giyerse iki ceza peşi peşine katlanacak. Allah Teala bu zalimlerin burnunu yerde sürtsün. Amin. Milletimizin içinde böyle cahil adamlar varsa Allah hidayet versin. Amin. Halifemiz Ömer anlatıyor. İslam gelmeden önce bizim yaptığımız iki olay var. Bir tanesine çok gülerim, bir tanesine çok ağlarım. Halife Ömer'in bir tane kızı vardı. Halk arasında bilinen bir mesele vardır. Halife Ömer kendi kızını toprağın altına gömdü. Bu doğru değildir. Halifemiz Ömer bu olayı anlatırken halkının yaptığı şeyden bahsediyor. Bir tane kızı vardı. Onu da zaten Efendimiz Aleyhisselam aldı. Efendimizin hanımıdır. Dolayısıyla o kızını gömmüş olma ihtimali yoktur. Anlatıyor halife. Putları yapardık diyor ellerimizle. Sonra diyor acıktığımız zamanda diyor bu putları yerdik. Ne zaman İslam'dan sonra aklıma gelse bu olay kendi kendime gülüyorum. Ne kadar ahmak insanmışız ya. Tanrı olarak kendimize bir şeyler yapıyoruz ve acıktığımız zaman bu tanrıları yiyoruz. Tanrı midemizde. Ama ağladığım bir şey var ki bundan hiç kurtulamadım. Ağlamaktan hiç kurtulamadım diyor. Nedir o? İnsanlarımız kızlarını canlı canlı toprağa gömerlerdi. Canlı canlı toprağa gömerlerdi. Ne zaman aklıma gelse diyor bu o kız çocuklarının toprağa gömülüş anı, o resimler gözümün önüne geliyor ve ağlamaya başlıyorum diyor. Bu iki meseleyi unutamıyorum diyor. O kafadaki cahil insanlar, İslam öncesi, çağ dışı insanlar hala mevcut maalesef. İslamsızlıktan dolayı mevcut. Bir haber daha okuyayım. Zalim Esed'in topraklarından gelsin. Bomba yağar diye Cuma'ya gitmiyorlar. Suriye'nin Halep kentinde halk Esed güçlerine açık hedef olduğu için Cuma namazlarına gitmiyor. Kardeşler, Cuma namazına giden Müslüman kardeşlerim, bak çok büyük nimet içindesiniz ha. Şu anda dünyada bazı Müslümanlar var, Cuma'ya gidemiyor. Suriye'deki Müslüman kardeşlerimiz. İslam'ın en tarihi kentlerinden biri olan Halep'te artık camilerde namaz kılınmıyor. Kimse camiye gidemiyor. Neden? Toplu halde bulunduğu anda hemen askerler oraya bomba atıyorlar. 20-30 kaç tane ehl-i sünnet Müslümanı öldürürsek kârdır. Muhalifler tarafından ele geçirilen bölgelerde yaşayan halk, alimlerin de fetvasıyla Esed uçaklarına açık hedef oldukları için Cuma namazına gitmiyor. Alimler, oranın hocaları, alimleri fetva vermiş. Sakın ne Cuma ne diğer vakitlerde gitmeyin. Uçaklar nereleri vuruyor? Camileri vuruyor. Peki, camiyi patlatan bir adam Müslüman olabilir mi? IŞİD kafasıyla Esed kafası aynı mı? IŞİD kafası da peygamberlerin kabirlerini patlattı, camileri patlattı. Bu peygamber camisi şirk evidir dedi. Ya Allah'ın peygamberinin camisi şirk olur mu? Ahmak adam! Cami şirk ev olur mu? O da camiyi patlatıyor, bu da camiyi patlatıyor. İki tane kanka. Vehhabi, Selefi, Şii. Allah'ım sen kurtar bizi ya Rabbim. Rejim güçleri özellikle cuma namazı vaktinde camilere havan topları yağdırarak daha fazla kayıp verdirmeyi hedefliyor. Bak özellikle cuma vakti. Cuma vakti bir geliyor ezanlar bir okuyor. Hadi camilere havan toplarını camilere ayarlayın. Yüz yüz öldürelim bu adamları. Cuma namazını camide kılmama uygulaması Halep'in birçok bölgesindeki camide bu hafta başladı. Mahmud Habbu adlı aktivist, cuma namazını kılmak için camiye gittiğini ancak kimsenin olmadığını görünce çok şaşırdığını, sonradan Esed güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kalan hafızlık, eğitim ve ibadet merkezlerinin halkı korumak amacıyla kapatıldığını öğrendiğini açıkladı. Aktivist, gazeteci, bir gittim diyor ne hafızlık, ne ilim meclisleri, ne cami, hepsi boş. Halkın canını korumak için fetva vermişler, kimse gitmesin. Allah Teala bu Suriye'deki ehl-i sünnet kardeşlerimizi bir an evvel kurtarsın. Amin. Savaş bitsin de şunlar bir rahat ersinler. Şu anda 2 milyon kardeşimize biz bakıyoruz. Kardeşler, hiç farkında değilsiniz. Her gün cebinizden 1-2 lira ekmek parası bu kardeşlerimizin gırtlağına gidiyor. Helal olsun. Helal olsun. Evet. Resulullah Aleyhisselam buyurdu.
Müslümanın, bir Müslümanın yemeği iki Müslümana yeter. İki Müslümanın yemeği dört Müslümana yeter. Hadis-i şeriftir. Bir Müslümanın yiyeceğiyle iki Müslüman doyar. Resulullah böyle buyuruyor. Allah'ın peygamberi yalan söylemedi. Vaki değil. Vaki değil. Bu adamları biz doyurabilir miyiz? Resulullah'ın hadisine göre 75 milyona kadar doyurabiliriz. 75 milyona kadar. Çünkü birimizin yiyeceği yemekle ikinci Müslüman da doyar. Hadis sabittir. Örnek getireyim. Hocam delillendirebilir misin? Hemen delil getiriyorum. Ramazan'da hepiniz evinize misafir aldınız. En çok misafiri biz Müslümanlar Ramazan'da alırız. Sevabına ortak olalım diye. Yemekleri koydunuz. Doldurduğunuz çeşitleri. Dediniz ki yeter mi yetmez mi? Hepinizin yemeklerinin yarısı kaldı. Kaldı mı kalmadı mı? Kimi davet ettiyseniz iftar sofranıza, yediğiniz yemeklerin yarısı hep sofrada kaldı. Bunun sebebi nedir? Bir Müslümanın doyacağı yemekle iki Müslüman doyar. İki Müslümanın doyacağıyla dört Müslüman doyar. Bereket vardır orada. Toplu halde yemekte bereket vardır. Allah o yemeği arttırır. Suriyeli kardeşlerimize şu anda gıda veriyoruz. Allah bize nasip etti elhamdülillah. Ekmek veriyoruz çok şükür. Bakmaya da devam edeceğiz. Şu anda savaşan ordumuz orada bir yer açmaya çalışıyor. Bir güvenli bölge açmaya çalışıyor. Bu güvenli bölgeyi açtıktan sonra içerideki Suriyeli kardeşlerimize ne yapacak? Orada barınaklar yapacak. Ve bundan sonra orada yaşayacaklar. Yine bakmaya kim devam edecek? Biz devam edeceğiz. Biz bakacağız. Ağır gelmiyor, güç gelmiyor. Allah'a şükrediyoruz bize böyle bir nimet verdiği için. Elhamdülillah. Devam ediyorum. Ha bu aktivist daha önce Kadi Asker'deki Harun Dede Camii, Bankusa Camii, Tarantaniye Camii, Şiar Mahallesi'ndeki İbrahim Camii'nin bombalandığını söylediği, farklı farklı camilerin bombalandığını görmüş. Yaşananlardan sonra alimlerin ölü sayısını en aza indirmek için cuma namazına gitmeme ve belli bölgelerde kalabalık toplanmama fetvasını verdiğini belirtti. Neredeyse her saat füze yağdırılan Halep'in kurtarılmış bölgelerinde artık cuma namazı kılınamıyor. Tarihi camiler ise tamamen harap olmuş durumda. Dün Bostan Mahallesi'nde bir cami bombaların hedefi oldu ve 8 kişi hayatını kaybetti. Bugün de Kelase bölgesindeki Musalla Camii'nde cuma namazı öncesi bombalı saldırı gerçekleştirildi. Cemaatten 7 kişi hayatını kaybetti. Peynir ekmek gibi. Sanki 7 tane köpek ölmüş der gibi. 7 tane kedi araba ezdi ve öldürdü der gibi. 8 kişi öldü, 10 kişi öldü, 20 kişi öldü. Ondan fazla kişi yaralandı. Bir hafta içerisinde Halep'te rejim tarafından gerçekleştirilen bombardımanda 25'i çocuk, 12'si kadın, 120 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar resmi rakam ne? 320 bin Müslüman. Bombalar, kurşunlar, misket bombaları, ateş bombaları. 320 bin Müslüman bu zalim adam, Haccac'ın torunu, bu zalim Şii Esed tarafından katledildi, öldürüldü. Camide miymiş, ilim meclisinde miymiş bakılmadı. Alimlerin tamamı kesildi. Kadınlara kocalarının ve çocuklarının gözleri önünde tecavüz edildi. Bunlar Müslüman olduğunu söyleyenler tarafından Müslümanlara yapılan zulümlerdir. Allah bu kardeşlerimizi bir an evvel kurtarsın. Amin. Bu zalimlerin burnunu yerde sürtsün. Amin. Karun'u yerin dibine soktuğu gibi Allah bu zalimleri de yerin dibine soksun. Amin. Amin ya mu'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Sayyidina Muhammedin.